Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Giresun'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Murat Bey ve Ayşe Hanım var. Bu bölgede unlu mamulleri üzerine faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım işletmemizde ne gibi hizmetler veriliyor? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Murat Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz Ayşe Hanım. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız, bizleri misafir ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Murat Bey, biraz röportajımıza giriş kısmından başlayalım. Öncelikle bir sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindeyiz? 10 yıl önce bu sektöre başladım. Sektöre başladığımda çok yeniydik. Biraz daha yaşımız gençti. Ondan sonra yapmamız gereken birçok ürün vardı. Fakat unlu mamullerine iyi değildik. Çeşitlerimiz azdı. Daha sonradan yeniliklere bulunmak istedik. Bu yeniliklerle beraber işyerlerimizi falan yenilemeye başladık. Yani aslında Murat Bey, biz 10 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. İlk başta bu işin aslında mutfağından, çıraklığından başladık. Sektörün aslında tüm inceliklerini biliyorsunuz. Daha sonrasında kendi işinizi yapmaya karar verdiğiniz, siz bir çalışanken kendi iş yerinizi kurmuş oldunuz. Şu anda kendi işinizin başınızdasınız ve şu anda işletmeciliğini en iyi şekilde yapıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi 10 yıllık bir tecrübe var aslında bu meslekte. Gençlikten gelen bir tecrübe var. Giresun bölgesinde şu anda yeni fırın olarak kaç şubeniz var aktif olarak? Şu anda 2 tane şubem var. Kendime ait bir tane de ürününü verdiğimizde sattırdığımız şubemiz var. Yani siz burada bizzat ürünleri de gönderebiliyorsunuz ama size ait 2 tane de Giresun bölgesinde şubemiz var. Şimdi Ayşe Hanım, sizler de burada aslında biz geldiğimizde de gördük. Aslında işin başında önemli etkenlerden bir tanesisiniz. Burada eşiniz Murat Bey'e de çok iyi destek oluyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz burada? Biraz da sizleri tanıyalım. Ben öte birinci şubemizde, hani orada zaten çalışmıyordum. Burası açılınca eşime destek amaçlı. Her başarılı erkeğin zaten arkasında bir eşi mutlaka vardır. Burada genelde yani hemen hemen her işe koşturmak zorundayız zaten. Kasasıydı, müşterilerimizdi. Hani herkesi memnun etmek için zaten elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Buna inanıyoruz yani. Eşime de güveniyorum. Evet. O yüzden onun en büyük destekçisisiniz aslında burada, içerideki işlere, müşterilere, kasaya, ona buna, her şeye aslında siz bakıyorsunuz. Bir nevi aslında şey diyebilir miyim, işletmemizin müdürü sizsiniz. Gibi yani, evet. Şimdi burada aslında şanslısınız, eşiniz de size destek oluyor ve burada gerçekten samimi bir aile ortamı var diyebilirim. Burayı diğer unlu mamullerinden ayıran özellik nedir diyecekseniz, yani belki çok yaygın olan ama çok da olmayan, ben imalathane diye düşünüyorum. Çünkü burada en büyük etken bu. İmalathaneye girmeden önce Murat Bey, sizle şunu konuşmak istiyorum. Ben baktığımda içeriye gerçekten geniş bir ürün yelpazesi görüyorum bir unlu mamule göre. İşte desenli özel doğum günü pastaları olsun vesaire, ama bunları yine de işin ehlinden dinleyelim. İşletmemizde, pastanemizde kaç kalem ürün çıkıyor? Ya şimdi kalemlerin için aslında sorarsanız tam detaylı bir şekilde var fakat, ama mesela doğum günlerinde, öğretmenler gününde, evet, değişebiliyor, yılbaşlarında değişebiliyor. Kurabiye çeşitlerimiz, bir dünya kurabiye çeşitlerimiz var. Evet evet, bunlar şimdi atıyorum hafta 7 gün ama her 7 gün içerisinde her gün farklı ürünler çıkarıyoruz. Yani mesela aslında seri üretim falan yok burada yani. Günlük siz ürün değiştiriyorsunuz. Tabii ki şimdi atıyorum kuru pasta çeşidi, elma çeşidi, kuru pasta çeşidi var. Evet. Ve bu kuru pasta çeşitlerinin içinden elimizden geldiğince en güzelini, en iyisini yapmak için her gün farklı bir işleri müşteri görsün ki, evet, yani bir yenilik olduğunu. Şimdi hep standart aynı kurabiyeleri çıkartmak, evet, istemiyoruz. Bazen mesela müşteriler aynı kurabiyelerden çok talep de oluyor mesela, çok beğendi kurabiyeler de oluyor ama biz sürekli talep daha çok neyse onu üretmeye çalışıyoruz ama fakat yanında sürekli her gün farklı şekilde kurabiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yani aslında burada imalathanede bize ait olduğu için o gün farklı bir ürün denemek istiyoruz. Belki yeni bir ürün getirmek istiyoruz. Bunu da deneyelim. Belki bu da tutar. Aslında siz burada bölgeye çok farklı çeşitli ürünler çıkartıyorsunuz bir unlu mamulleri olarak. Ama şunu da söyleyebiliriz zannediyorum ki, bir unlu mamullerinde yani bir pastanede olması gereken tüm ürünler var bizde. Var. Hepsi mevcut. Evet. Hepsi mevcut. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Evet, hepsi var zaten ama biz bununla da yetinmeyip farklı farklı, her gün farklı tarifler,
belki farklı kurabiye çeşitleri, belki farklı pasta çeşitleri, özel güne ait olan özel tasarım pastalar, bunları çıkartabilecek bir donanıma sahip olan unlu mamulleriyiz. Bu da aslında bizi biraz sektörde farklı kılıyor diyebilirim Murat Bey. Şimdi biraz da imalathanemizden bahsedelim. Sizler birazdan bir yan ekranda işletmemizi daha detaylı göreceksiniz zaten. Sizleri de burayı göstereceğiz. İmalathanemizde neler yapılıyor, tüm ürünler buradan çıkıyor dedik. Biraz da imalathane kısmından bahsedelim. İmalathanemiz 2000 liraya oluyor. İmalathanemiz geniş, kapsamlı bir şekilde ürünlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz imalatta. Evet, aslında iki bölüme ayrılıyor dediniz imalathane. Şimdi Ayşe Hanım, mikrofonu size uzatacağım. İmalathane iki bölüme ayrılıyor derken neler yapıyoruz bu iki ayrı bölümde? Birinci imalatımızda hamur işleri, mayalı ürünler, simit, poğaça, börek gibi ürünlerimizi çıkartıyoruz. İkinci imalatımızda yaş pasta, tatlı çeşitleri, her türlü pasta çeşitlerimiz adet olarak, büyük olarak hani hepsini üretmekteyiz. Buraya baktığımda zaten şimdi ben böyle şerbetli tatlıları da görüyorum. Evet. Sadece pasta olarak değil, böyle şerbetli tatlılarda da ürünlerimiz çıkıyor mu? Hangileri çıkıyor? Şekerpare çeşitlerimiz var, kadayıf çeşitlerimiz var, baklavalarımız var, işte şöbiyet, laz böreği, hepsinden var yani, hepsinden mevcut. Aslında yapımı da bir o kadar meşakkatli olan börek çeşitleri, bunlar da çok önemli. Su böreğimiz var, ıspanaklı peynirli kol böreğimiz var o şekilde. 4 farklı çeşit börek çıkartıyoruz. Bunun ayrıca kurabiye çeşitlerimiz var, tutlu, tazlı, tatlı olarak. Burada peki ürünler evet çıkıyor, yapıyoruz, servis ediyoruz ama lezzet de bence gıda sektöründe çok önemli. Siz daha iyi bilirsiniz. Buradaki lezzetlere güveniyor musunuz? Tabii ki de güvenmesek bu işe zaten kendimize atılmazdık. Elimizden geldiğince malzemeye katmamız gereken kurabiyelerde olsun, pastamızda olsun, mayalı ürünlerimizde olsun, börekte olsun, elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince en kalitelisini, en iyisini bulup o şekilde ürünlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü tabii ki müşteri de buna sonuçta tadıyor, farkına varıyor. Bize göre dönüşüm oluyor yani. Şimdi zaten bu unlu mamullerinde önemli olan bir şey varsa zaten ana malzeme nedir? Yağdır, undur. Bunların zaten kaliteli olması lazım. Çünkü zaten lezzet veren şeyler bu ana maddeler. Biz bunları elimizden geldiğince birinci sınıf kaliteli malla yapmaya zaten burada çalışıyoruz. Yapıyoruz da zaten bu yediğimiz andan itibaren lezzetten de anlaşılan bir şey. İkinci bir husus ise kesinlikle bence tazelik. Buradaki reyonlarınız ne kadar sıklık arayla yenileniyor? Ya şimdi sabahleyin mesela saat 6'dan sonra veyahut da 5.30'dan sonra talebe göre, işin durumuna göre 6'dan sonra imalattan çıkan ürünlerimiz tezgaha çıkmaya başlıyor. Tabii ki bu sabah yoğunluğunda atıyorum börek, poğaça ürünleri olsun, açma ürünleri olsun, diğer boya çeşitlerimiz var. Yani envan çeşit mayalı ürünlerimiz var diyeyim ben size. Bunlar sürekli biz şimdi hepsini bir anda çıkarıp da bir saat sonra, iki saat sonra zaten soğuduğu zaman bir fazla bir şeyi kalmıyor. Onun için sürekli elimizden geldiğince sıcak, az az, taze taze, zaten börek ürünleri olsun, poğaçalar, açmalar olsun, diğer unlu mamul ürünleri olsun. Bunlar elimizden geldiğince sürekli sıcak çıkarmak istiyoruz. Az az sıcak sıcak çıkarıp müşteriye o şekilde hizmet ediyoruz. Evet, Ayşe Hanım, bize buraya kadar eşlik ettiğiniz, programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız programımıza. Buradan gitmeden önce izleyenlerinize, müşterilerinize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp sizleri uğurlayalım. Her zaman buraya gelip bizim güler yüzümüzü, kalitemizi ve yaptığımız bütün ürünlerin tatlarına bakmalarını istiyoruz. Ve buraya siz tekrar geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Aslında biz bu arada Murat Bey'le röportajımıza devam ediyoruz. Burada bir kafe ortamı da görüyorum. Aynı zamanda hemen işletmemizin yanında. Biraz da işletme kapasitemizden bahsedelim. Burada kafede ne gibi hizmetler alıyor müşterilerimiz? Ya şimdi müşterilere elimizden geldiğince düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde kafe bölümümüz de var. Burada sabahleyin, gün içinde, akşam üzeri mesela doğum günü organizasyonları falan da yapıyoruz burada. Sabah kahvaltılarında olsun işte elimizden geldiğince. Tabii burada müşteriler bazen sıcak yemek istiyor direkt çıktığı anda. Burada bu şekilde de bir yerimiz var. Müşterilere sıcak sıcak ürünleri verip yiyebilmeleri için. Yani sadece aslında gelen mantığı yok burada. İşte sabahları kahvaltınız için ya da işte belli başlı özel günler için burayı da
kullanabiliyorsunuz. Yani kapasite bakımından da aslında sadece pastane demek yetersiz olur. Pastane kafe tarzında bir işletme yapmışız burada. Şimdi artık yavaş yavaş röportajımızı bitirmeden önce sizlerden şunu öğrenmek istiyorum. Bölgede eminim ki meslektaşlarınızın olduğu kadar rakipleriniz de vardır. Yeni fırının farkı nedir ya da neden burayı tercih etmeliyiz? Ya şimdi bizim Giresun'da amacımız kalitemizden bizi bilsinler. Yani elimizden geldiği kadar, dediğim gibi demin de bahsettim, ürünleri en kaliteli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hani tabii fiyatlarda tabii ki bizi etkiliyor ama tabii bunun bize geri dönüşümü oluyor. Müşterilerde kullandığımız pastalara, kullandığımız kremalarda, ekmeğe kullandığımız unda, mayalı ürünlere kullandığımız ürünlerde elimizden geldiğince en güzel şekilde, en kaliteli ürünleri bulup bu şekilde hizmet ediyoruz. Bundan da tabii ki müşterilerin bize geri dönüşümü oluyor. Çok da memnun olan müşterilerimiz var. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da girip bakıp burayı daha detaylı incelesinler Murat Bey. Tabii ki sosyal medyada, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, sosyal medya sayfamız var. Oradan bizi Yenikale 1, Yenikale 2 diye takip edebilirler. Oradan gerekirse sipariş de verebilirler. Bizler tekrardan Murat Bey'e programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Sizler de özel günlerinizde, doğum günlerinizde, nişanlarınızda kaliteli ve güzel unlu mamullerini temin etmek isterseniz vermiş olduğumuz sosyal medya hesaplarından Murat Bey'e ulaşıp siparişinizi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Aynı zamanda Giresun'da yaşıyorsanız, doğum günleriniz için butik bir yer arıyorsanız hem pasta konusunda, hem tatlı konusunda, kurabiye konusunda, hem de o özel günleri kutlamak için burada çok tatlı bir kafe ortamı var zaten. Başka hiçbir yere gitmenize gerek yok. İki işi de aynı anda Murat Bey ve ekibi sayesinde de alabilirsiniz. Gerçekten burası donanımlı, kaliteli ve kapsamlı bir yer Giresun'da. Bizler de sizler için buraya geldik, referans olduk ve burayı sizlere tanıttık. Artık gerisi sizlere düşüyor. Sosyal medya hesaplarını çok yakından takip ediyoruz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Giresun'da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.